Merhaba, şimdi sizlerle beraber şekersiz iki malzemeli dondurma yapacağız. Hadi başlayalım. Geçen yıl Pinterest'in en çok denenen tariflerinden birisiydi herhalde bu dondurma. Sadece muz ve çilekle yapılıyor. İsterseniz muz ve frambuaz, muz ve değişik meyvelerle yapabilirsiniz. Şeftali. Ben en çok muz ve çileği seviyorum. Sufi için de muz ve Antep fıstığını karıştırarak yapıyorum. Çünkü fıstıklı dondurma seviyor. Muz tatlı olduğu için hiçbir şekere ihtiyaç olmuyor. Bazen çilek de tatlı oluyor. O zaman bize şekerli bile gelebiliyor bu dondurma. Vişneyle çok güzel oluyor. Her türlü malzemeyle deneyebilirsiniz. Her şey, işlem çok basit. Bütün meyveleri alıyorsunuz. Ben porsiyon porsiyon yapıyorum. Bütün meyveleri alıyorsunuz, dilimliyorsunuz ve donduruyorsunuz. Sonra da buz kırabilen bir mutfak robotundan geçiriyorsunuz. İşte bu kadar. Hemen başlayalım. Ben dediğim gibi porsiyon porsiyon yapıyorum. Bunun için de işte Sufi'ye yetecek kadar, hatta birazcık bana da kalabilir. Muz ve çilek var. Ne kadar var? Bir tane yerli muz, 8-10 tane de çilek var. Bunları ufak ufak dilimleyip donduruyoruz. Böylelikle parçalanması kolay oluyor. Bakınız, hemen içine şöyle atıyorum. Böyle soğuk soğuk yemek de harika oluyor. Bunu üzümle yapıyorum. Üzüm çıktığında onu da gösteririm size. Hepsini bir anda koymuyorum. Parçalandıkça ekleyeceğim. Biraz gürültü olacak. Evet. Hemen şu kalanları da ekleyelim. Şimdi gördüğünüz üzere kırık kırık oldu. Bunu başka bir kaba aktarıyorum ve el blenderından geçireceğim. Hiçbir parça ziyan olmasın. El blenderından geçirdiğimiz an tamamen dondurmaya benzeyecek şeklinde. Tadı zaten dondurma. Evet, hazırlaması gördüğünüz gibi çok kolay. Eğer donmuş meyveniz varsa her zaman 1 dakika içerisinde dondurma yapmanız mümkün. Evet. Şimdi parçasını çıkartayım. El blender parçasını takayım. Ve işte dondurmamız hazır. Hop, dondurmayı şöyle ufak bir servis kabına alıyorum. Muz ve çilekten oluşan şekersiz iki malzemeli dondurmamız hazır. Afiyet olsun. Unutmayın, isterseniz külaha koyabilirsiniz. Fakat külahlarda da şeker var.